Of, öğlen yoğunluğunu atlattık, kahvaltı yoğunluğunu atlattık. Dünkü 5 kişilik kahvaltı grubu geldi yine gençler. Vejeteryan olanlar var aralarında, mesela yumurtasız falan yiyordur, anlatmıştım ya. O grup işte. Filtre kahve demledim, 2 demlik. Filtre kahve tabii ki daha şey oluyor, orijinal. Asıl şeyi. Ondan sonra Yuralar geldi. Yura'nın yanında birkaç işte iş arkadaşı falan geldi. Azerbaycanlılar. Azerbaycan'a selam olsun bu arada. Sizin milletinizden de, sizin insanlarınız da burada geliyor, çalışıyorlar. Ben tabii söylemedim, kanalım var işte, Azerbaycanlı çok izleyicim var falan diye, ama hazır onları almışken selam olsun Azerbaycan'ıma. Oradan çok canlarım izliyor beni. Arada unutuyorum selam göndermeyi, kusura bakmayın. Şimdi ne yapıyorum? Masa örtüsünü değiştiriyorum. Lekelenmişti. Yoğunlukta bu masada oturuyor kalabalık grup. Hem şurayı da açıyoruz, gölge düşüyor ya. Ay, annem ikinci kez artık çarşıya gitti. İlk pazara gitti işte, yufka falan almıştı. Yufkayı da unutmuş gerçi pazarda da. Zeytin, peynir, yumurta falan almıştı pazardan. Tahin pekmez almış peynircilerden pazarda. Sonra muhasebecinin asistanı geldi. Ona faturaları falan topladık, verdik Nisan ayının. Şimdi benim havale yapmam gereken birkaç şey var. Mesela şu masa örtülerinin ücretini göndereceğiz. Onlar vadeli vermişlerdi bize. Aslında daha vademiz var da biz erkenden kapatalım istiyoruz. Bekletmiyoruz yani. Mesela bir aylık bir mühlet verdiler ya, biz geçen hafta aldık bu örtüleri. Paramız varken Allah'a şükür gönderelim dedik. Onu havale edeceğim. Şimdi bankacılığa oturmam lazım. Aslında bir de mola vermem lazım. Birazcık dinlenmem lazım da nerede? Çok işim var. Onun dışında mercimek çorbası koymam lazım. Mercimek çorbamız bitti. Havalar ısındıkça artık işler de sıklaştıkça çorba falan da çok çabuk bitiyor, malzeme çabuk bitiyor. Şimdi annem alışverişe şeye gitti. Bu sefer tavuk grubundan, ızgara grubundan. Tavuk ızgarada yaptığımız, ay bak işlerim şurada var ya, beni kaşındırdı. Bunları buradan çıkarmam lazım. Hemen şöyle elbisemin şurasına sıkıştırdım. Bahçelerim doluyor Allah'a şükür. Ben gülümü yeniledim. Boynunu bükmüşlerdi. 2 tane dal gittim, tekrar kestim, geldim. Çok güzel oluyor çünkü. Annemin şöyle bir telefon tutacağı var da, ama yamuk oluyor. Burada gördüğünüz üzere yemekten sonra kalan bir dünya çay tepsisi. Her yer bulaşıkta, annem elinin hızıyla hızlıca sağ olsun toparladı, halletti. Bunu direkt olduğu gibi mutfağa koyacağım. Bulaşıkları makinesine koyacağız çünkü. Ben asıl hızlıca ne yapmalıyım hemen söyleyeyim size. 2 tane havuç, 1 tane orta boy patates. Bu soğanın yarısını kullanacağım. Mercimek çorbasına atacağım bunları. Mercimeğimi yıkadım. Tencereye suyumu aldım. Bunları hemen koymam lazım. Güzelce beraber pişsin, haşlansınlar. Buraya mercimek çorbası yapıyorum. Tavuk çorbasını da annem gelince yapacak. Bu mercimek çorbasını annem şeyden geçiriyor. Süzgeçten geçiriyor kızlar. Of. Suzancığımla görüşmem lazım. Onu aramam lazım aslında. Azıcık fırsatım kalmışken en iyisi onu hızlıca halledeyim. Eğer o da müsaitse. O gerçi şirketteydi. 11.30 gibi arayacak ama 15 dakika var. 15 dakika erkenden bir şey olmaz. Randevulaştık konuşmak için. Kaydınız. Neyse, suzancığımla bir konuşayım. O arada hemen şu elimdeki işleri de halledeyim. Mola vereceğim kendime. Gerçekten azıcık ayaklarımı dinlendirmem lazım. Saat 2'ye geliyor. Yok, 1 çeyrek. Aynen. Yeni ezan okundu çünkü, oradan biliyorum. Şimdi temizliğimi bitirdim. Güzel yazlık böyle bir salata hazırlayacağım. Şöyle kırmızı lahanam var. Şu tarafını alayım. Burada kuzu kulağı ve rokan var. Bunları annem yıkadı. Biraz da soğan kullanacağım. Üf. Şu belediye de tam anons saatini buldu. Ben tam konuşmaya başladım. Ne konseri? Koro mu? Rokaları en üstte yapacağım, soğanla sirkeli salata yapacağım. Çok güzel oluyor. Şimdi saat 2'ye geliyor. Annem henüz gelmedi. Ben tuvaletleri temizledim.
Bir tek aynalarını silmek kaldı. Soğanları soymam lazım. Sarımsak soymam lazım. Sarımsakları da koydum. Birazdan yapacağım. Suya batırdım. Mercimek çorbası tamam. Dünden patates sulusu yemeğim vardı. Burada. Onu ısıtacağım. Biraz makarna var. Annem geçen Adana denemiş. Dün pişirmişler benden sonra. 2 tane Adana koymuş. Benim hakkımı ayırmış yani. Onu da ısıtırım. Annem gelsin, Yusuf'u da çağırırız. Oturup yeriz yemeği bize. Sonra gene işlere devam. Eğer sakinlik olursa, biraz böyle sakin devam ederse gidip Yusuf'a yardım edeceğim. Şimdi mor lahanayı alıyorum. Sirkeyle ve tuzla birazcık ovacağım bunu kızlar. Bu herhalde 2 hafta önceden kalan. Birazcık suyu artık bitmiş ama değerlendirmek için de yapıyorum bir yandan. Artık yazın böyle bolca salatalar güzel oluyor ya. Yoğurtlu bir şeyler, mezeler, salatalar. Bunu bir de tuzla öldürüp sarımsaklı yoğurtla da yapıyorum. Bu da güzel oluyor. Gerçi herkes yapıyordur da. Bu tezgahım temiz bu arada. Sildim. Bu arada kullandığım tezgahın üzerine tahta şeyimi koydum. Aslında bunları böyle meyve soyacağıyla, ince soyacakla. Yusuf arıyor bu sefer de. Bir de Yusuf'a bakayım. Annem geldi. Çok değişik bir şeyler almış. Onların hepsini size bir göstermek istiyorum. Ya tatlı kadın ya. Tatlı kadın ya. Çekiç et deveceği. Kızlar biz nugget'ımızı, şinitzelimizi kendimiz yapıyoruz. Onun dışında etleri de böyle stick olarak, et istedikleri zaman bonfile falan, onları dövüp yumuşatıyoruz. Onun için böyle küçük çekiç almış. Mantar almış. Tekrar pazara gitmiş. Yufkasını unuttu dedim ya. Yufkayı almaya giderken eksiklerimizi gene tamamlamış. Yufka almış 2 kilo. Acı biber. Acıko yapıyoruz çünkü. Çilek almış bolca. Şöyle jumbo karides almış kabuklu. Bunları soydurmuş. Şu kadar şeye diyor 150 lira verdim diyor. Ya deniz mahsulleri pahalı maalesef. Bir denemelik almış. Çünkü dün karides masamız vardı. Bizim karideslerimiz böyle birazcık küçük olduğu için güveçte yaptık. Bir de böyle jumbo'dan deneyeceğim dedi. Bunlar restoran alışverişi. Ekmek almış. Bunu sanırım müşteriler için dilimleyip kahvaltıya değişik bir ekmek olsun diye. Çünkü burada bir tane şey müdürü var. Nerenin müdürüydü? Resepsiyon müdürü mü? Bir şey müdürü geçen kahvaltıya geldi Zena Otel'in. Ve çavdar ekmeği, kepekli ekmek istedi. Beyaz ekmek yemiyorum, spor yapıyorum da dedi. O yüzden müşteriler için bulundurmak iyi olacak. Birer tane bize şey almış. Kruvasan. İçi neyli bilmiyorum. Ondan sonra burada ne var bilmiyorum. Onu da bakacağız şimdi. Berliner almış 2 tane. Biri Ezel'e, biri Aras'a. Artık Ezel'imiz de büyüdü. Kuzum benim. Ona da böyle değişik şeyler alınıyor yani. Halasının canı. 2 tane şöyle dondurma almış. Bunlar Migros'ta oluyor. Bunları hemen dışarıda atayım geleyim. Hatta şunları da götüreyim, göstereyim de. Bu da karides. Gene küçük ama bu bir tık daha küçük. Böyle şeylik. Bunun buzu çözülünce daha küçük oluyor. Bu jumbo karides. Bunların fiyatını bilmiyorum. Bunları Migros'tan almış. Kalamar almış. Dün gene kalamar masamız vardı. Bunları difrizde sürekli bulundurmamız lazım. Şu baton ekmek. Bunu da yine kahvaltıya çeşit olarak koyuyor. Kokoreç almış. Kokoreçi bize kendimize burada yemeğe yapacağım dedi. Bugün yapacakmış. Bir de piç taşlık almış. Bunu da kardeşim seviyor. Sanırım bunu da eve aldı. Böyle alışverişi. Bunu da hemen size göstereyim dedim. Bir de burada baklava var galiba. Çünkü bugün müşteri geldi ve baklava künefe istedi. Bizde soğuk baklava vardı. Soğuk baklava verdik ama müşteri böyle şey baklava da istiyor. Türk baklavası, yabancılar özellikle. Bunu açınca göstereceğim size. Şöbiyet almış. Fıstıklı cevizli baklava almış. Bunlar da müşteriye. Ay onları ayıklayacağız. Ayıklayacağız. Küçük şey tabaklarını. Evet. Kapaklı yoğurt kabları var ya plastik kızlar. Porsiyona 4 tane giriyor. Bunlardan koyuyoruz. Kapatıyoruz. Dut yedim. Tırnaklarım kirli gibi görmesin. Dut yedim. Ay, ellerim dut. Sabah pazardan almıştım. Başka ne yapmıştım? Dün pazardan sabah aldım. Alışveriş yaptık ya. Pazarcının dışında gittin. Bir de beyaz peynir meynir aldım. Peynirci alışverişi vardın. 240 oraya verdim. Evet. Şimdi Migros'un var, pazarım var, tatlıcım var. Yazdın mı hepsini? Taze fasulye vardı. Tamam. Sen onları giderleri not alacak da. Tamam. Ben yemekleri hazırlıyorum. Kokoreçi şimdi yapacağım diyor annem. Kokoreçi yapacakmış hep beraber. Ekmek arası yapıp yiyeceğiz. Yusuf'u da arayayım da gelsin madem. Şurada da bir çek var. 170 liralık. Baklavadır işte. Benim salatam hazır. Soğan la ovdum. Ondan sonra kırmızı lahanayı. Üzerine sirke koydum. Ondan sonra tere ve roka. Üzerine soğan ve zeytinyağı. Şimdi Yusuf geldi.
Evet. İki usta mutfakta. Yusuf kokoreçi yapıyor. Evet, sosundan olsun. Annem ekmeklerini dilimliyor. Oh. Acılı mı acaba? Değil mi? Sadece baharatlı. Ben acı istiyorum. Şimdi ekmeklerin dilimli mi sizin için? Ben çeyrek yiyeceğim. Ben soğan çok iri. Ben bu soğanı yemek istemiyorum. Şeyin içinde, kokoreçin içinde. Neyse, ben şurada sessiz sakin çalışayım. Orada ayak altı çok fazla. Dolaşmayayım, şunları yıkayayım. Berlinerle şöyle ayırdım. Biri Ezoka'ya, biri Aras'a. Şunu bir kaldıralım. Şurayı bir toparlayalım ayak altını. El altını. Daha doğrusu. Benim ustalar yemek yaparken ben de gideyim servisleri açayım. Salatayı malatayı açayım. Burada çorbayı ısıt, şey yemeği ısıtayım, patates yemeğini. Ne yiyeceksin? Evet, kepek ekmeği, çavdar ekmeği istiyorlar. Kahvaltıda çeşit ekmek koyun. Patates sosu da bitsin bugün. Domates istiyor musunuz? Ben isterim domates, soğan az istiyorum. Hı? Soğan yeşillik isterim içine. Gel dur, sana şunu vereyim. O kesmiyor domatesi.
Komşularımıza bir büyük, iki küçük mantı siparişimiz var. Oh, biz kokoreçlerimizi yedik. Müşteri masamız vardı. Onları gönderdik. Ondan sonra da yemeğimizi yedik. Bir masamız daha geldi. Sonra mutfağı temizledik derken yine Sultan ayaklarının altında dolaşınca kötü oluyor tabii ama yapacak bir şey yok. Ben de bir şeyler çekmem gerekiyor ya kızlarıma. Ne yapacaksın? Hayat işte böyle gidiyor. Bir sinir, bir mutluluk. İdare ediyoruz birbirimizi. Herkes birbirini idare edip gidiyor. Daha çok ben ediyorum ama olsun, canı sağ olsun. Kızlar saat 5:30. Restorandan anca çıkabildim. Sipariş vardı, onu komşuya götürdüm. Tabakları aldım, ettim derken. Normalde artık yaz sezonuna geçtik ve 6'ya kadar açılış yapacağım ve akşam 6'ya kadar duracağım. Ama bugün, yani bu hafta en azından anneme söyledim, kardeşime de söyledim. Beni biraz idare etsinler. 5'te çıkacağım çünkü öğlen arası da gelip Yusuf'a yardım edemiyorum. Böyle birazcık ona 5'te çıkıp yardım etmeye gelmek istiyorum ki 2 saat birazcık hızlı bitsin, yapabileceğim bir şey olursa yapayım diye. Şimdi Yusuf tavanı bitirmiş. Bitirmiş derken şurası kalmış, burayı özellikle bıraktı. Aşkım bir dakika, şunu anlatayım canım, sonra devam edelim. Şurayı bıraktı özellikle çünkü merdivende bir işlem yapılacak. Şurası kesilecek. Şuranın lambası çalışmıyormuş. Şunlar aktif ama şu çalışmıyor. Oraya elektrik geçilecek. O yüzden tam o sınırda bırakmış ki tekrar iş çıkmasın diye. Tamamen şu merdiven işi şurası bitince bunlar tekrar döşemeye devam edecek. Çünkü malzemesi var elinde daha. Bu yeter de artar bile. Şimdi alçısı güzel olmuş. Sen bugün ikinci kat gene mi geçtin alçı boşlara? Bu hepsi delikli ya kızlar. O deliği zaten doldurdu. Onlar kurumuş. Şimdi artık şeye başlıyoruz. Zımpara yapacak. Yarın sabah da artık Allah'ın izniyle boya renk seçecek ve boyaya başlayacak. Yarın program da belli. Ben de şimdi bugün parayı alayım elime. Olay şu. Bunu böyle zımparalayıp duvarla aynı ölçüye getirmemiz lazım. Ki boyanın altında bombeli durmasın. Düz dursun.